geliyor bunca. Hiçbir şiddete, kavgaya, taşkınlığa meydan vermemek suretiyle hak ve adalete dayalı ortamın oluşması için huzur ve barış için çalışmaktadır. Evet. Bu manada Saadet Partisi bulunduğu her ülkenin iç barışına olduğu kadar dünya barışına da en büyük katkıyı sağlayan tek parti olduğuna inanıyoruz. Değerli kardeşlerim, işte Saadet Partisi budur. Milli görüş budur. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, organizede, güvenlikte, teknikte, lojistikte, tanıtmada görev alan bütün genç arkadaşlarımıza ve hanım kardeşlerimize, programımıza maddi manevi sağlam destekte bulunan kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saadet Partisi Almanya biz Abdü Samad Bey'e teşekkür ediyoruz ve değiştirmedi. Evet, dün Milli Gazete'nin eksikleri vardı. Evet, bugün
Bugün de Milli Gazete'nin eksikleri var. Evet, yarın da Milli Gazete'nin eksikleri olacak. Ama inşallah Milli Gazete'nin asla ve kat'a istikamet sorunu olmayacak. Hasan Leman abime çok teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki Türkiye'de de burada da bütün konuşmalarında mutlaka ama mutlaka Milli Gazete'ye değiniyor. Milli Gazete'nin ehemmiyetini hepimiz biliyoruz. Bakın eskiden insanların kimliği kıyafetlerine göreydi. Şekline göreydi. Bir insan sakallıysa, cübbeliyse, başörtülüyse selametçiydi. Bir insan parka giymişse komünistli, solcuydu, halk partiliydi. Bir insan beyaz çorap, siyah pantolon giymiş, hilal bir bıyık bırakmışsa ülkücüydü. Bugünün Türkiye'sinde insanlar kıyafetleriyle, dış görünüşleriyle neye inandıklarını bilemiyorsunuz. Bugün iki şeydir kimlik. Yakamızdaki rozetimiz ve elimizdeki gazetemiz. Bu kimliğimize inşallah hep beraber sahip çıkacağız. Hem yakamızdaki rozetimizle hem de elimizdeki gazetemize iftihar edelim. Ve çok çalışacağız. Ben Erbakan hocamızdan bir anekdot daha anlatarak müsaadelerinizi isteyeyim. Bir il başkanımız hocamıza geliyor. Hocam diyor, bana müsaade et artık. Hayırdır diyor. Yaşı oldukça ileri bir il başkanlarımızdan birisi. Efendim diyor, bende kalp var diyor. Olabilir, bizde de kalp var. Ama diyor efendim, benim kalbim pille çalışıyor. Olsun diyor, pil bitene kadar çalışacaksın. İşte biz bu heyecanımızı son nefesimize kadar taşıma gayretinde olalım. Son nefesimize kadar tıpkı hocamız gibi, tıpkı büyüklerimiz gibi, önümüzde yürüyenler gibi son nefesimizde de elhamdülillah yeni bir dünya için çalıştım diyerek Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkmayı hepimize nasip buyurulsun inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Başta Almanya'mızda ve Avrupa'nın bütün ülkelerinde en kısa zamanda Milli Gazete hamlelerinin ardı ardına başlatılması ve inşallah bu sayının 10 binleri, 20 binleri, 50 binleri bulması, Türkiye'yle yarışması ve hatta inşallah Türkiye'de geçmesini Cenab-ı Allah'a yalvarıyorum, dua ediyorum. Fiili duayı da inşallah sizlerden bekliyorum. Esselamu aleyküm, var olasınız, sağ olasınız.